Hayırlar fethine, şerler define. İçinde bulunduğumuz günlerin inşallah hepimizin hayırlarla, zaferlerle, muvaffakiyetlerle neticelenmesine, hastalar şifasına, dertliler devasına, beliyelerin def-i ref'ine, göçmüşlerimize rahmet, bakidekilerimize sıhhat, selamet, saadet, uzaktan yakından buraya gelenlerin her türlü müşkülün halli asan olması için, hatta müşküllerinin halli asan olup dersten sonra da hiçbir şey sormamaklıkları için, bizi insan görüp, muhabbetli müminler görüp, inanan insanlar görüp, kimler dua istediyse, onların maddi, manevi, rızıkla alakalı, hastalıkla alakalı, namurat oldukları meseleyle alakalı her türlü işlerinin inşallah hem Cenab-ı Hakk'ın razı olduğu hem de kendilerinin memnun olacak şekilde neticelenmesi için. Vatanımızın, milletimizin, evlatlarımızın her türlü beladan, musibetten masunu mahfuz olması için, amellerimizin ve zürriyetlerimizin salih olması için, küfürden, nifaktan, kötü arkadaştan, kötü ahlaktan, insanlara zarar vermekten bizlerin muhafaza olduğu gibi, bizlerin de bizleri böyle yapmaktan Cenab-ı Hak koruduğu gibi, maruz kalmamızdan da Cenab-ı Hakk'ın bizi inayetiyle mahfuz kılması için. Ya Erhamer Rahimin, Ya Erhamer Rahimin, Ya Erhamer Rahimin, hayırlarda böyle buluşturduğun gibi hep güzelliklerde buluşmayı, çirkinliklerde hiçbir zaman ittifak etmeyip cümlemizin ıslahı hale ve ahsenül hale muvaffak kılınmaklığı için. Ya Mücibes Sailin, Ya Erhamer Rahimin, ahire akıbetlerimizin hayır olması, bizleri küfürden, nifaktan uzak tuttuğun gibi zürriyetimizin dahi küfürden, nifaktan, dinsizlikten, imansızlıktan, izansızlıktan, senin sevdiğin zatlara karşı düşmanlık yapmaktan muhafaza olup, kafir, fasık, facir, ninesi, babası, atası, akrabası olmaktan da sana sığınıyoruz. Dualarımızın kabulü için. Uzaktan yakından gelen kardeşlerimizin şu an bu gelişlerini, rızana uygun şekilde senin razı olduğun meclislere dahil olmak gibi muamele görerek, şimdiden senin rızanı kazanmış kullar olarak burada ispat-ı vücut etmeklikleri için, misafirin duası kabuldür fehvasınca ve amin diyenlerin ihlasıyla dualar kabul müjdesiyle şu yapılan dualarında indi ilahiyende makbul ve kabul olması için. Allahümme salli ve sellim ve barik ala eşrefi ve esadi ve ekmeli nuri cemi'il enbiya'i vel mürselin ve âlihim elhamdülillahi rabbil alemin, haseten Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin evladının, ehli beytinin, ashabının, etbaının, onun varisi olan ulemanın, evliyanın ve bilhassa kitaplarından, eserlerinden, ruhaniyetlerinden istifade ettiğimiz vakıf ve hayrat sahiplerinin ve pirlerin, mürşid-i kiramın ruhları için el-Fatiha. Sadece İbrahim Bey ile şu kağıdı getiren kardeşimize bakacağım. Dersten sonra, ondan sonra müsaade isteyeceğim. Çünkü bizden sonra da zaten bir tiyatro var. Çok fazla gecikmeyeceğiz. İnşallah haftaya ölmez sağ kalırsak dersimiz yine bir saat kadar sürecek. Oradan Konya'ya uçakla yetişme ihtimalimiz var. O yüzden kıymetli kardeşlerim, sizlerin iştirakiyle birkaç inanmış samimi kardeşimizin samimiyetle bu derslere iştirakiyle beraber, yani çok uzun bir tarihimiz yok ama Cumhuriyet tarihimizin en uzun devam eden ders özelliğini taşıyor bu dersimiz, biliyorsunuz, Mesnevi dersi. Burada ille de bir iftihar edilecek,
hani tahdisi nimet babında, yani Allah'ın nimetini övme babında ve meyanında bir şey varsa bu sizlere aittir. Siz buraya derslere iştirak edip bunlara önem vermeseydiniz bugün bu cemiyetler olmazdı. Hatta Pendik'te de bu güzel faaliyetler olmazdı. Sizin buradaki mesnevi derslerine iştirakiniz Pendik'teki bu cemiyete hizmet eden abilerimizi, kardeşlerimizi de ya bu insanlar takip ediyor, biz de bir şeyler yapalım dediler. Bugün Pendik dışarıda kalan taşrada bir ilçe gibi kabul edilirken şu anda kültür faaliyetlerinde İstanbul'da ilk üçe giren ve çok vasıflı işler yapan bir belediye, bir belde ünvanını, kıvamını buldu. İşte bunlar demek ki sizin iştirakleriniz de oldu, sizin muhabbetiniz de oldu. Biz de programlarımızın çok yoğun veya yoğun demeyelim, karışık olmasından dolayı belki sizler kadar çalışmıyoruz. Ama bizim mesaimiz düzensiz. Yoksa bir öğretmenin haftalık yaptığı mesaiye biz yetişemeyiz. O kadar çocuğun dırıltısına, gürültüsüne saatlerce katlanan bir öğretmenin. O kadar çalışmıyoruz belki ama bizim saatimiz düzensiz. Yani gece 2:30'a bile randevu verilebiliyor bizde. Böyle bir tuhaf bir durum var. Hani verilse de bir işe yarasa diyeceksiniz. Yaramıyor da çoğunlukla ama böyle bir cemiyetin yani atıkları üzerimizde birikecek şekilde bir hizmet yapmaya çalışıyoruz. Herkes cibilliyetine göre bir şeylerle uğraşıyor. Fakat neticede Pendik'e bizim bir gönül bağımız var. O sebepten her ne olursa olsun buradan program daveti olduğu müddetçe ki Allah için kendileri arıyorlar. Biz yapıyor musunuz demiyoruz, onlar arıyorlar. Derslere iştirak ediyoruz. Bu giriş konuşmasından sonra şöyle birkaç hususu hatırlatacağım. Allah hepinizden razı olsun. Hamdele ve salveleyi Fatiha okuyarak, salatü selam yaparak yerine getirmiş olduk. Enzu besmelemizi de çektik. Allah'ın rahmeti, selamı üzerinize olsun. Esselamu aleyküm diyelim. Kelamdan önce selamı da yerine getirmiş olalım. Hemen cemiyetimizle alakalı şu hatırlatmayı yapalım. Birincisi, şöyle hafif hafif başlayalım da hemen gitmeyin küsüp de. Biliyorsunuz Safer ayındayız. Safer ayı aleyhissalatü vesselam Efendimizin hususi dua ettiği aylardan. Her aya böyle dua etmiyor. Hatta böyle dua yaptığı tek ay Safer ayı. Nedir dua? Malumunuz ilk 15'inde Efendimiz Allahümme barik lena biduhuli safer vaktim lena bil hayri ve zafer. Anlaşılıyor ama mealini de verelim. Ya Rabbi sen bize Safer ayını mübarek eyle. Safer ayının girişini mübarek eyle. Safer ayına girdik. Ve bu Safer ayını hayırlarla, güzelliklerle, muvaffakiyetle neticelendirmeyi nasip eyle. Böylece tamamlamayı nasip eyle. 15'inden sonra da Efendimiz Allahümme barik lena bi hurucu safer. Vaktim lena bil hayri ve zafer. Ya Rabbi Safer ayı artık 15'ini geçti. Bize ikram ettiğin bu ay, bu çıkışı da bizim hakkımızda mübarek eyle ve iyi olarak neticelenmesini, hayırlarla, muvaffakiyetle neticelenmesini nasip eyle. Bu duayı yapmak güzel ve çok önemli. Demek ki Efendimiz bu şekilde söylüyor. Bazıları diyorlar ki neden Efendimiz böyle şey yapmış? Ya Efendimizin çok öngörüsü vardı. O böyle bidatları, hurafeleri yıkmak için çok uğraştı mübarek diye anlatan ilahiyatçılarımız var ya. Safer ayını uğursuz sayıyordu müşrikler. Efendimiz o yüzden böyle yaptı. Yoksa demeye getiriyorlar yani. Hani böyle bir problem var. Safer ayının haberi bile yok şimdi milletin diyor hicri takvimden. Yani bunu yapsan ne olur, yapmasan ne olur. Ama o zaman diyor, müşrikler bu ayı uğursuz sayıyordu diyor. Gerzek. Yani şimdi gerzek derken bu bir... Yani şeyin kısaltılması biliyorsunuz, küfür manasına değil. Ve adam yani, bu kadar basit mi bu iş? Yani sen şunu mu diyorsun, Resulullah 50-60 senenin peygamberi miydi? Bıraktığı şeyler bugün insana bir şey hitap etmiyor mu? Yani ne biçim söz bu şimdi?
Hani böyle düşünen, Safer ayını uğursuz zanneden yok. Dua da yapma. Bulacak iş mi yani bu şimdi? Burada başka bir şey var. Ne demiştik size hatırlarsanız bundan 2-3 sene evvel? Hakikaten de ayların, günlerin farklı farklı tesirleri vardır. Safer ayında ne oluyorsa, felekten mi, melekten mi, bizim kelekliklerimizden mi bilemiyorum. Bu ayda ayrı bir tecelli mahalli oluyor. Farklı kızışıyor yeryüzü de gökyüzü de. Bu bir vaka. Hani bu ayda bir tuhaflık var, bir değişiklik var. Hani ne gibi düşünebilirsiniz? Ben de şimdi kınadığım ilahiyatçılar gibi olacağım ama. Hani imtihan dönemi gibi, ÖSYM gibi, YGS gibi, aşırı sıcaklar gibi, pastırma sıcakları gibi. Yani bir dönem bu da. Bu dönem insanın fırsata çevrilmesi için bir ganimet. Efendimiz buyuruyor ki evet bu ay sıkıntılıdır. Ama Allah'la beraber düşünüp de bu ayda duayla yürürseniz zaferle çıkarsınız diyor. İmtihan dönemine çalışan çocuğun kariyerini tamamlaması gibi. Anlatabiliyor muyum? Şimdi Safer ayında bela gelecek de diğer aylarda gelmeyecek mi? Safer ayında böyle dua edersen hafiflersin diyor. Aşı mevsimi aşısını yap. Sadakanı ver, Kur'an-ı Kerim'ini fazlalaştır. Hemen arkasından zaten mevlid geliyor. Efendimizin Rebiyul Evvel. Yani böyle bir hazırlığı yapıp Rebiyul Evvel'e aleyhissalatü vesselam Efendimizin ne kadar ihtiyaç duyduğumuzu, Safer ayından çıkıyoruz. Elhamdülillah ya Rabbi. Hayırlarla, zaferlerle çıktık. O kaos döneminde Mekke'nin sıkıntılı, putperest, birçok çalkantılı döneminde Efendimizin teşrifiyle oh elhamdülillah denilmesi. Bu ayı böyle dikkatli geçir. Mevlid-i Nebi'ye de öyle ulaş. Mantığıyla bakılsa ne güzel olur. Bu duanın bereketi var. Bir de geçenlerde size söylemediğim bir hususa dikkat çekmek istiyorum. Biz bir ayı çok görüyoruz. Çok uzun bir zaman gibi görüyoruz. Halbuki bu duada bir ayın nasıl geçtiği hakkında bize bir şuur veriyor duanın şekli. Mesela ilk 15 güne bir duhul-i safer diyor. 15 gün sonra bir huruc-i safer. Demek ki bir ayın nirengi noktası 15'ine kadar bir şeyler yapman lazım. Ondan sonra ay bitiyor. Anlatamıyor muyum? Yani günlerin ne kadar çabuk geçtiğinin de bir şuur veriyor bu dua. Duanın kendisi bile insana şuur veriyor. Ay başladı. Bir aya giriyorsun diyor bak. Bir aya giriş var. Ay senin üzerinden dönüyor falan. Ay sana giriyormuş zannediyorsun. Belki. Ama senin Safer ayını idrak etmen var. Aynı şekilde ne? Her ayın bir idrak şekli var. Nitekim Efendimizin ayların başında, ortasında, sonunda oruçta olmaya özen göstermeleri, o zaman diliminin, dinliyor musunuz? Kendisinden ayrılırken, ben bu adamın orucuna, namazına, duasına şahit olarak ayrılıyorum demesi var. O da kayıt tutuyor. O da arşiv yapıyor. O da hesap verecek. Yani bir tek kuzum insan mı hesap veriyor? Söyle bakalım ne yaptın, ne ettin, bunu yaptın, şunu yaptın falan. Değil. Aylar hesap veriyor, günler hesap veriyor, yer hesap veriyor, dallar hesap veriyor, boynuzlu koç boynuzsuza hesap veriyor. Hepsinin hesabı ayrı. Biz kendi hesabımızı düşünmekten başkalarının hesabını düşünmüyoruz ama onlar da şahit. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla bir ayın girişi 15'ine kadar çok çabuk geçiyor. 15'inden sonra çok çabuk çıkıyor bak. Bu bir şuurdur. Ticaretle uğraşanlar bunu çok iyi bilir. Böyle hani haftalık ödemeleri olanlar. Hafta sonu öderler, bir hafta daha rahat derler, hop bir daha gelir ödeme günü. Kiralar da öyle değil mi? Ödersin, rahatlarsın, ne zaman geldi dersin. Zaman çok hızlı geçiyor. Hele ahir zamanda zamanın bereketini hissetmediğimizden dolayı. Zamanın bereketini niye hissetmiyoruz? Çok günah var diyor. Ahlaksızlık çok arttı diyor. Diyorsun ki zamanın bereketini niye hissetmiyorsun? Haram karıştı diyor. Çok günah işleniyor diyor. Çoluk var, çocuk var, gailemiz çok diyor. Maişet diyor. Bunların hepsi tali, füruat sayılabilecek mazeretlerdir.
zamanın çabuk geçtiği ve bereketsiz olduğunun olmasının en büyük sebebi Allahsız olmaktır. Allahsız olduğunda Allah, dinliyor musunuz? Bunu söyleyeceğim, ineceğim. Öyle deyince dinlersiniz şimdi. Siz illa metin okuyacağım diye bekliyorsunuz. Ürün yerleştirme var programımızda. Araya koyuyoruz be. Ya şunu anlatamadık. Sohbet dediğiniz şey, o sizin kafanızdaki metnin okunması değildir. Sohbet kalple kalbin buluşmasıdır. Sen Allah için kalbini getir, ben de Allah için konuşayım. Sohbet tamam. Konuşmaya bile hacet yok. Bak, sana daha evvel yüzlerce kere anlattığım şeyi başka bir açıdan anlatayım. Kalbini getirdi, koydu. Hazreti Muhammed'in kalbiyle buluştu. Hiç konuşmadan bir nazarla sahabi oldu. Sahabi, sohbet ehli, ashab. Boşa kafa dolaştırmayın. Uyanık olun. Mevzuyu çok iyi anlayın. Kalbini getirdi. Kalp sahibi olan yegane güzeller güzeli, onun kalbine kurban olalım biz. Onun kalbiyle buluştu. Belki bir kelam bile etmediler. Belki bir merhaba bile demediler. Uzaktan gördüler. Ashab oldu. Sohbet, ashab aynı kökten geliyor. Mesela Allah'ta buluşmaktır. Tekrar söylüyorum. Allahsız olunca insan, Allah Teala kendisini unutanlara, daha doğrusu hatırlamak istemeyenlere, aslında esas ayetin manası odur. Yoksa herkes unutabilir. O elimizde değildir. Hatırlamak istemeyen demektir orada. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذ۪ينَ نَسُوا اللّٰهَ فَاَنْسَهُمْ اَنْفُسَهُمْ Oradakini unutanlar değildir o. Hatırlamak istemeyenler demektir. Allah'ı hatırlamak istemeyenler gibi olmayın. Olursanız ne olur? Ben onlara kendi nefislerini unutturdum diyor Hazreti Allah. Unuttururum diyor. Kendi nefislerini unuttururum. Girmeyelim mevzuya, uzayacak. Nasıl olsa tezahürat da yok. Hayır, dinlemeyeceksiniz. Ne güzel anlattı diyeceksiniz, çıkıp gideceksiniz. Ne acayip konuşuyor diyeceksiniz. Halbuki mevzu bu değil ki. Mevzu Fatih Hoca mevzusu değil ki, sizin mevzunuz. İllet oluyorum artık, yaşlandıkça huysuzluğum mu artıyor ne? Anlatıyorum diyor ki ne güzel anlatıyor. Ay, senin mevzunu konuşuyorum. Çocuğun dişlerini böyle temizliyorum. Ay hoca ne güzel konuşuyor. Temizliyor musun? Yok. Ya senin mevzunu konuşuyor. Benim çocuğu anlatmıyorum. Senin mevzunu. Ya da anlatayım ineyim. Çok ara vermişiz. Artık benim blöflerimi bile yutuyorsunuz. Ya. Tepki vermiyorsunuz. Eskiden, şimdi birkaç ders sonra alışırsınız. Ama çok önemli mevzu. Söyleyeyim mi, söylemeyeyim mi? Tamam. Aslında bu kadar geç irtifata hiç konuşmamak lazım. Abi sen biliyorsun, sen zaten provokasyon işin. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'inde Allah'ı unutanlara kendi nefislerini unutturacağını vaat ediyor müeyyide olarak. Bak, daha evvelki anlattığımdan farklı anlatıyorum. 10 sene evvel de anlattım bunu ben. Ama böyle anlatmadım. Şimdi başka bir alaka aldı. En önce biz mevzuyu anlayalım. Dedik ki konu şuradan geldi. Allahsız, Allah'la ülfeti muhabbeti olmayan adam sadece zamanı değil, üzerindeki hiçbir nimeti fark etmez. Çocuğu fark etmez, ömrü fark etmez, aldığı nefesi fark etmez. Dikkat edin bak, Allah dediğinizde aldığınız nefesten yediğiniz yemeğe, içtiğiniz suya kadar lezzet alırsınız. Böyle hastasın mesela, iyileşiyorsun. İçebilecek miyim doktor? Oh, elhamdülillah. Lak 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 içiyordun, hiç aklına gelmiyordu. Allah'ı hatırladı, o hastalıktan kurtulduğundan değil, Allah'a yakın olduğundan içtiğin suyu içemiyorsun, narkozdan çıkmış falan böyle. Ondan yani kuruyordu, yapıyordu, aldım böyle. Oh, elhamdülillah. Oh, ne kadar hamdin varmış senin meğerse.
İçtiğin litre, galonlarla su içiyordun zayıflamak için 4 litre günde. Gıkın çıkmıyordu. Ama uzaktın orada. Niyet ettim, diyet doktoru için diyordu. Niyet ettim. Allah'a yakınlaştığında içtiğin yudumu da anlarsın, zevkini alırsın. Sadece zamanın, bereketin, hayatın. Çocuğun görürsün, Allah'ım yani, Allah'ım bak yaptım, tövbeni yaptım mesela böyle için. Allah Allah dedin, o sırada anne dedi falan, ah yavrum dersin. Çekil git be, Allah'la meşgulüm, araya girme demezsin çocuğa. Zannettiğin gibi değildir, Allah'a gittiğinde nimetlerden uzaklaşmazsın, ahmaklık yapma. Allah'a yakınlaştığında hayatın tadını alırsın. Hayatı veren Allah çünkü, hayat değil. Anlıyor musun? Anlatabiliyor muyum? Ha, iyi inşallah. Şimdi başka bir yere bunu biliyorduk diyeceksiniz. Şimdi başka bir şey anlatacağım. İşte Allahsız, haşa, Allah'ı hatırlamak istemediğinde Allah Celle Celaluhu zamanın da mekanın da kıymetini haberdar etmez seni. Çünkü öyle diyor. Nefislerine onları, onların nefislerini yani. Onları unuttururum diyor. Nefislerini unuturlar. Şimdi yeni söyleyeceğim şey şu. Biz Allah Teala'yı böyle söylediğinde Cenab-ı Hakk'ın bize bela, ceza, sen beni unuttun, al sana diye kahrettiğini, perişan ettiğini zannediyoruz. Hayır. Bismillahirrahmanirrahim. Allah çok merhametlidir. Sen, ben hadise yanlış okuyoruz yine. Ciltlerle kitap okuduk, medrese tahsili yaptık. Nasara yansuru fevenaz mezakem selam yem selam yem 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 okudu, okumadığı, bilmem nesi, taslamanı, tıslamanı hepsini okudun. Muhabbetin artmadı. Niye artmıyor muhabbetin? Esasında seni merkeze ulaştırmıyor çünkü. Aklına göre sana yorum yapıyor. Sen de ondan zevk alıyorsun. Unutmanı arttırıyor, hatırlatmayı değil. Kendi egonu tatmin edecek hoca arıyorsun sen. Sen gitsene bakayım şöyle, gerçek hastalığını ortaya çıkarsın senin bir doktor. Kızar mısın o doktora? Karında şu kadar bilmem ne var. Ay hiç de sevimsiz bir hoca. Der misin doktora? Üstüne para veriyorsun bir de. Daha çıkar araştır diyorsun. Yapmayın öyle. Size hakikati anlatan, sizi Allah'a kavuşturan, kendi kafanıza değil, Allah'a kavuşturan şeye gidin. Bu benliğimizden ne kadar memnun yaşayacağız ya? Bu ne egodur be? Karikatür atmışlar bana. Bir böyle Budist rahip geliyor, yaşlı rahibe. Gördünüz mü onu? Allah'ım geceliğin 60'ta kramp girdi karnıma. Gecenin 3.30. Hocam diyor, egomu yendim diyor. Aferin lan, iyi yapmışsın diyor. Seninkini de yenerim diyor. Oho diyor adam. Vay diyorlar, patlamaya bak. Hocam diyor, egomu yendim diyor. Çok iyi diyor. Seninkini de yenerim diyor. Oho diyor. Mevzuya bak. Dehşet. Sulandırmayayım mevzuyu, mühim mevzu. Bak görüyor musun nefislerimizi, bir tabii kaşındın oğlum diyor. Allah belanı verdi işte senin. Allah'ı unuttun, yedin şimdi diyor. Bak unuttun nefsini. Allah merhametinden bunu yaptı. Şöyle bakacaksın hadiseye. Sen Allah'ı niye unuttun? Nefsin için unuttun. Nefsin için unuttun. Değil mi? Yani nefsine Allah'a ortak koştun. Allah da sana merhameten nefsini unutturuyor. Bunun iki yönü var. Nefsi, Allah'ı unuttuğu halde tövbe edenlere Allah Teala bu müeyyidede, bak şimdi size sürpriz bir açıklama. Mollalar zevk alacak bundan okuyanlar. Şöyle bir ayet var mı? Fakat tekrar Allah'ı hatırlarlarsa, ben onlara nefislerini hatırlatırım diyor mu Allah? Haydi bre. Nimet miymiş, değil miymiş? Allah'ı hatırladığında nefsini unutan bir adam olarak Allah'ın karşısına çıktığını düşün. Egomu yendim demezsin o zaman.
Seninkini de yenerim hiç demezsin. Anladın mı? Zevk alıyor musun? Allah merhametli. Seni daha fazla helake sürükleyecek şeyden seni uzaklaştırıyor. Bir de şu, üçüncü rahmeti de şu. Bu nefisle beraber bu sahaya girsen steril bir alan kalmaz. Şu bir sürü mikrop uçuşsa şunun ağzı kapalı olduğu için bu kalır yine. Hemen muhafaza ediyor Allah muhabbetini. Nefsini unutturuyor. Sen diyor git gel. Tekrar döndüğünde beni bulman için seni bıraktım diyor başına. Kendi başına. Allah'a döndüğünde tertemiz bulasın diye. Hani bir müddet oyalansın bakalım. İkisini birbirine karıştırmasın ama. Karıştırırsa bir daha döndüğünde de Allah'ı bulamaz. Anlaşıldı mı? Güzel değil mi bu mevzular? Çok güzel. Affedersiniz. Şimdi anlatacağım konuyla da alakalı. Mesnevi'den işleyeceğim mevzuyla da alakalı olduğum için buradan açtım. Bir kere şunu unutmayalım. Ne kadar günahkar olsak da, ne kadar kusur küsurumuz olsa da, başkaları için değil, kendimizi haklı çıkartmak için değil, sadece hak için. Ya Rabbi, benim bildiğimden geçtim. Sen bana güzelliğini göster. Gönlüme bir şeyin sevdası düşüyor, tıpış tıpış peşinden gidiyorum. Ne olur ya Rabbi, senin muhabbetin böyle olsa. Ben hakkı çirkin görüyorum. Hak ve hukuku, senin dinini yaşanmaz gibi görüyorum. Ya Rabbi, şu çirkinliği gözümden alıversen ya. Ben seni belki çok tanımıyorum. Belki hakkıyla bilmiyorum ama onun da cevabını gördüm geçenlerde. Televizyon çok işe yarıyor bazen. Bizim buradan doktorlar gidiyor, 15-20 doktor. Adı da yani çok böyle genel bir isim buluyorlar, yeryüzü, gökyüzü doktorları falan. Gidiyorlar, bak ibrete bak ya. Afrika'nın bilmem neresine, kuruyorlar orada çadırı, günde 500-600 ameliyat yapıyorlar, katarakta alıyorlar, görmeye başlıyor insanlar. Tanıyor musun bu amcayı? Yok. Amca sen bu adamı tanıyor musun? Yok. Geldiler diyor. Ulan Allah'ın merhameti daha mı az? Ya Rabbi, ben seni hakkıyla tanımadım ama senin dünyada bana gösterdiğin bir ders veriyorsun. Tanımadığı bir adam tanımadığı bir adamın gözünü açıyor da sen Allah'sın. Ben seni tanımasam da şu gözümü aç diyemiyor musun? Yok bu duan hiç. Açıver ya Rabbi ya. Millet tanımadığı adamın gözünü açıyor be. Sen beni tanıyorsun ben seni tanımasam da. Aç şu gözümü ya Rabbi. Sana asi olmayayım. İnsanları görüp de mazeretler üretmeyeyim. Sana muhabbetli olayım ya Rabbi. Ömrüm geçiyor. Hurucu, duhulu, başlangıcı, sonu, 3 ayları, Ramazan'ı. Ömür bitti be. Bir Allah demeden mi geçecek? Hiç yalvarmamız yok mu? Sırf çocuğun imtihanı, basurun, veremin, yok göğsüm alınacak, yok kıl dönmesi. Bunun için mi dua edeceğiz Allah'a ya? Allah memur mu? Memurumuz mu Allah? Yok amir. Amir de şöyle diyoruz, elinde sopa. Yapar eder, çarpıyor, her an böyle bir şey. Bir ortasını bulamadık. Ya Allah'la laubali oluyoruz ya Allah'tan lüzumsuzca, layıkıyla değil, lüzumsuzca korkuyoruz. Ya laubali, Allah o ya yapıyoruz. Ya da diyoruz ki çarpayım oradan kesti bunu yaptım ya o yüzden çocuğuma boğuldu. Sanki işi yok senin, devamlı sana bela yazacak Allah. İşi gücü yok, tövbe estağfurullah. Kimsin sen? İrab'tan mahallin yok be. Kendi yaptığın amellerle giriyorsun bir kuyuya, sonra Allah bana bunu yaptı. Ya Allah ne uğraşacak sen, tövbe estağfurullah. Tamam malum ilminde ama. İşte bir duhul-i sefer, bir hurucu sefer hep sadece bela yağdıran sanki şey gibi. Yok canım, Allah bana bak bir zafer ayı vermiş. Hayırlarla neticelendireceğim bir fırsat ayı vermiş. Öyle baksana hadiseye. Allah'a gideceğiz, ölüm var. Allah'a bir gidince ay işte şöyle olacak, böyle olacak. Allah Teala ile bir muhabbet.
huzur evine gitmişti. Böyle çocuğunu mocuğunu tanımayan bir yaşlı bir kadın var. Torunlarını da tanımıyor. Niye geldiniz be? İstemiyorum. Falan yapıyor. Baktım torunları falan gidiyor. Ay anne falan. Ya bir insanın akrabasına duyduğu sevgi kadar Allah'a duymayacak mı ya? Allah kovsa ne olacak seni ya? Senin Allah'ın o ya. Yegane sevgilin. Yegane sultanın. Yegane mahbubun. Yegane mabudun. Allah bu be. Allah Celle Celaluhu. Bu muhabbeti ne zaman tahsis edeceğiz biz? Bunun için, bu muhabbeti korumak için Allah bir nizam göndermiş. Bu muhabbeti bozma, insanlığını da bozma, kendin de bozulma, girersen de bozulmazsın manasına gelen İslam. İslam bu. Girersen de bozulmazsın, yapmaya da gayret edersen salim kalırsın, muhabbet de bozulmaz, sen de bozulmazsın, nimetler de üzerindeki güzelliğiyle ortaya çıkar, dünyada da ahirette de salim olursun. İslam. Elinden geldiği kadar bunu yapmaya çalışacaksın. Bunun haricindeki şey başka bir inanç. Yapamadıkların bile olsa hep bu sahada yap. Bulamasan da yüzü düşürdüğün yerde ara. Ahırda düşürdüysen yüzü ahırda ara. Gel aydınlıkta sana ben burada ara diyen kişilere inanma. Nefsine de uyma. Nerede düşürdüysen orada ara. Tamam. O değişmeyecek çünkü. Orada düşürdün, o oradan çıkacak. Canım Allah muktedir değil mi dışarıda olmasına? Muktedir. Ama adeti şöyle. Sana ben bir senaryo yazayım. Yüzüğü düşürdün. Arıyorsun, arıyorsun, arıyorsun. Yani orada tabii yüzük arama derdinde değilsin. Üzerine düşen vazifeyle bütün samanlıkta böyle iğneyle kuyu kazar gibi aradın, 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 aradın. Belki de oradaydı. Senaryoyu değiştiriyorum. Bu araman Allah'ın hoşuna gidiyor. Sana her yere arattırıyor, arattırıyor. Bittim artık, yok burada diye çıkarttığında bir bakıyorsun ki yüzük parmağında. Muhabbet tazelettirir adama. Dışarıda arayana hiç parmağına taktığı vaki değil. İçeride arayıp bulamayanlara da ziynetler taktığı çok vaki. Anlatabildim mi? Nitekim Hacer, annemiz, Safa Merve'de koştu, koştu, koştu. İsmail'in topundan çıkarttı. Ama o koşması Allah'ın hoşuna gitti. Bak hala sen koşuyorsun arada. Umre'ye gidiyorsun, geliyorsun, hala seni de koşturuyor. Acaba lezzetini alıyor musunuz? Allah için yaptığın doğru çabaların hiçbirisi boşa gitmeyecek. Yanlış yerde yaptığın çabalamalar da hiçbir fayda vermeyecek. Bunu idrak etmek lazım. O sebepten Allah'tan korkmak denildiğinde Allah'ın muhabbetini kaybetmek korkusu insanda hakim olmalı. Yani şöyle mi diyorsun? Şöyle, en son bitiriyorum. Yani şunu iddia ediyor musun sen? Açık konuş. Kendi nefsinde cevaplandır. Söylediğimiz sözün ters köşe başka bir şekilde hani çıkartmayı şey yapmak için nasıl toplarsın? Sağlamasını yapmak için. Şunu diyor musun sen? Bana cevap verme. İçinden cevaplandır. Vallahi ne yalan konuşayım. Şimdi ben ateş mateş. Hani cennete girsem Allah benimle küs. Yani mümkün değil ama hani öyle bir şey olduğunu düşün. Allah'la aynı dünyadaki gibi hiç görüşmesek, küs kalsak da ebedi hayat. Yani cennete bir kapağı atalım. Allah'la aramız iyi olmasa da yeter. Kitabı kalkalım gidelim bir şey. Konuşacak bir şeyimiz yok. O adama değil bu sohbet. Ben bir cennete gireyim. Yani gönlü tamam hissedeyim içimde. Yani dünya gibi olsun. Arada bir şey yapayım. Yanma falan da yok. Mide yanması da yok. Her şeyi yiyorsun. Yayılayım eşek ahırı gibi. Görmesem de olur Allah'ı diyorsan mevzuyu unut. Hemen unut mevzuyu. Yok haşa. Bak hangisi önemliymiş? Vereceği mükafat sana çektireceği ceza mı kendisi mi? Mesele tamam. İşte bunu böyle düşünen adama mümin deniyor. Anlatamadım.
Hiç anladık demeyin. Anlat, ben anlatamadım. Bunu böyle düşünen adama mümin deniyor. Mümin nedir? Gayba iman edendir. Gayb nedir? Gayb Allah değildir. Allah'ın gayb diye ismi yok. Sen Esma-ül Hüsna'da böyle bir isim gördün mü? El gayibü celle celaluhu. Var mı? Kayıp celle celaluhu var mı? Allah'ın gayb diye ismi yok. O Mehmet okuyan IQ'su şey söylüyor. Orada gayba iman Allah'adır diyor. Sen gayb olmuşsun. İsim vermeyin hocam, gıybete giriyor. Hayır, gıybete girmez. Aleni fıskı fücur yapanı tenkit etmek gıybete girmez. Alenen yapıyor çünkü. Gizli saklı okuyup söylemedi ki bunu. Böyle düşünüyorum demedi ki ben ifşa edeyim. Reyting rekorları kırıyor. Bir yandan da İslam'ın umdelerini teker teker kırmaya çalışıyor ama bu dinin sahibi Allah. Ne benle yüceltecek ne onunla indirecek. Dinin sahibi Allah'tır. Oradaki gayb şu. Sen ona muhabbetle iman ediyorsun. Cennetine mi sokar, cehennemine mi koyar bilmiyorsun. Ama Allah'ım demeye devam ediyorsun. Mükafatını bilmiyorsun. Mücazatını bilmiyorsun. İşte gayba iman o. Böyle Allah'a kulluk edenlere mümin deniyor. Ne yaparsa yapsın Allah'tan vazgeçmeyen adama mümin denir. Cezası için değil, Allah'ı Allah için inanmış, cezası hakkında bilgisi yok ama o Allah'a iman etmiş. Cezasının ne olduğunu bilmeden Allah'a iman eden adama mümin deniyor. Allah'ı bilmeden değil, cezasının ne olduğunu bilmeden Allah'a iman eden adama mümin deniyor. Tamam. Affedersiniz. Peki Allah'a niye mümin deniyor? Mesela mümen denmiyor. Kendisine iman edilen denmiyor. Mümin, hani bilmeseniz de Arapça bilmeyenler sıkılmasınlar. Arapçada bir fail, işi yapan kalıp vardır. Bir de mef'ul, işe maruz kalan kalıp vardır. Mümin, fail kalıbıdır. El-mü'min, bize mümin deniyor. İnanıyoruz çünkü. Peki Allah'a da el-mü'min deniyor. Mesela mantık olarak bakıldığında bize mümin denmesi, Allah'a da mü'men, iman edilen denilmesi lazımdı. Mef'ul olması lazımdı. Niye mümin deniyor? Vereyim mi müjdeyi? O inananlarla beraber olduğunu ilan ediyor Allah. Ben de müminim, sen neyim diyor. Ben de müminim diyor. Sen iman ettiğinde yine anlaşılmadı. Sadece mevzunun şeyini sırıtıyor orada. Sırıtan görünce tahrik oluyorum. Halbuki bu böyle bomba etkisi yapmalı. Seninle beraberim derken ay bize yakın manası sadece o değil. Bu imanı ben sana verdim biliyorum diyor Allah. Senin bu imanın benle oldu. El-mü'min. Aslında senin dahlin bile yok. Sana ben giydirdim diyor Hazreti Allah. Hanginiz dilekçe verdi? Allah'ım dünyaya geldiğimde beni imanlı kullarından eyle. Altına Mehmet Fatih Çıtlak unutmayasın. Melekler alın işleme koyun. O çocuğu dışarı alın. Bir besleyin, bir şey yapın. Şeker uyuşturun, süt verin. Laktoz. Tamam, anlaşıldı mı? Ben sana sen benden istemezden evvel imanı verdiğimden ve bu iman cevheri benimle olduğundan dolayı iman ettiğinde de benle irtibatın olduğundan ve bu iman sana bana sizlere kalmayacak kadar büyük bir şereftir. Bu imanın sahibi benim. Kabul ettiğinizde mümin olarak kendi ismimden size veririm. Size kendi ismimden veririm. İman ettiğinde benimle berabersin demek. Bu adama yetmeli. Kendisine bu inancın yettiği adama mümin denir. Gerisi boş. Bu bana kafi diyen adama mümin denir. Bunu muhafaza etmek için hayatını Allah'ın emrettiği şekilde yaşayan, o daireye giren adama da Müslim denir. Girdiği dairede İslam denir. Tamam.
Anlaşıldı. Güzel. Biz ama Allah'a vasıl olduğumuzda, Allah Teala'yı fazla andığımızda çocuğumuzu kaybedeceğiz, rutinimiz olacak, maaşım değişecek, iş yerim bana dönecek, ailem, çevrem, mahalle. Oy, ne kadar çok düşünüyorsun ya. Ne kadar çok düşünüyorsun. Denize atlarken bu kadar çok düşünsen hayatında denize girmezsin. Kaç kişinin yine omurgası kaymış denize atlarken. Voleybol takımında bir kızcağız atlamış, felç. Hani dersin ki atletik, yani benim gibi obez mobez değil yani böyle. Atletik böyle kısım harekette bir dalmış, felç. Üç senedir yatıyor. Gitmiş omurilik. Hani bu kadar düşünsen denize girmez. Evet. Sultan Mahmut ile Hintli köleyi anlatıyor Hazreti Mevlana. Sultan Mahmut tabii ki Hintli köle falan deyince ikinci Mahmut değil. Takdir edersiniz, Hazreti Mevlana o dönemde yaşamadı. Gaznevi, Gazneli Mahmut denilen bir zat gelmiş. Gaznelilerin padişahı, meşhur saltanat sahibi değil mi? Amma meşhur seferleri var. Gazneli Mahmut'u okuyanlar var mı içinizde? Elinizi kaldırsın, sormayacağım. Okudunuz, çok güzel. Duyduk diyenler el kaldırsın. Güzel. Gazneli Mahmud'un meşhur bir dünya sahnesindeki meşhur hükümdarlardan olduğunu, süper güç, süper devlet olduğunu biliyorsunuz. Buna rağmen bizim tarihçiler Halil İnalcık Hoca'nın tabiriyle Gazneli Mahmud Kanuni Sultan Süleyman'ın ordusunda ancak çavuş olurdu diyor. Kıyaslayın diye söylüyorum. İnsan kendi tarihinin ne olduğunu anlamak için mukayeseli tarihi bilmesi lazım. Biz böyle yapmışız. Biz şuraya bilmem ne yapmışız. Çok güzel. Bir noktadan sonra bıkarsın. Bak bakalım o sırada Germen İmparatorluğu ne yapmış? Efendim Eflak Boğdan ne yapmış? Macar hükümdarı ne yapmış? Rusya'da ne oluyor? Şöyle bir bak dünyaya. He, o zaman anlarsın büyük olduğunu. Mesela Edirne'de şifahane açılmış. Aa ne güzel. Hastaları musikiyle tedavi ediyormuş. Çok güzel ecdadımız. Bu yetmez. Şimdi o dönemde Avrupa'ya bak. Gözü seyiren adamı cin çarptı diye, şeytan girdi diye yakmıyorlar sadece. Ben gittim gördüm Frankfurt'ta falan. Kilisenin kulesi var. Kulenin tam külah kısmında demirden bir hapishane var. Külahında. Oraya koyuyorlar adamı. Ölüyor. Kuşlar parça parça yapıyor. Meydana dökülüyor etleri. Duruyor duruyor. Çok merak ederseniz Toledo'ya falan da gidin. Orada böyle kilisenin duvarı komple zincir dolu. Asılan adamlar dolu. Karşıda da işkence müzesi var. Yani sen kendini öyle şey zannetme. Üredi türedi bir adam zannetme. O yüzden mukayeseli tarihi bil. Gazneli Mahmud denilen o muhteşem padişah Kanuni Sultan Süleyman'ın ordusunda çavuş olabilirmiş. Paşa değil yani, çavuş. Bir kolluk kuvvetinin başında kumanda. Bu arada çavuşluk bizim şu andaki çavuşluk sistemi değildir Osmanlı'da. Çavuş denildiğinde askerin güzelliğini, padişahın yüceliğini, ordunun kıvamını, onların teşvikini ön safhada tutan, böyle ordunun hep motivasyonunu sağlayan önemli bir komutandır çavuşluk. Onu da merak edenler baksın, çavuşluk hakkında tezlerde hazırlandı diye biliyorum. Sultan Mahmud'un bir Hintli kölesi var. İşte Hindistan'a çok sefer yapıyor falan. Kaç seferi var? 10 küsur seferi var hatırladığım kadarıyla. Yani Ankara İstanbul gibi gidip gelmiş adam yani. Kuşatmış fillerle falan, meşhur filleri binlenmesi falan. Tabi oranın lojistik imkanlarını kullanıyor arazi şartlarına göre. Gittiği yerlerde bir Hintli köle. Köle yani karşı taraf, ben seni yenersem senin aileni, milletini tutsak ederim. O zaman ben de seni yersem, ben de seni tutsak ederim demek mecburiyetinde Müslümanlar. Yok tamam sen bizi tutsak et ama biz seni ellemeyeceğiz dediğinde adam üstüne üstüne gelir seni. Caydırıcı tedbir olarak kullanmıştır İslam bunu. Yoksa İslam hep köleliği teşvik etmiştir. Ve firrikab, böyle şeyde bulunanlar, köleyi azat etmek, köleyi yetiştirmek, yediğinden yedireceksin. İslam'daki köle hukuku şu anda şirketteki CEO'da yok. Özel kaleminde yoktur. Müdürün özel kaleminde yoktur. Bunu giydin değil mi? Kölene bundan giydireceksin. Aldığın elbiseden giydireceksin. Yediğinden yedireceksin.
Okumak istiyorsa okuyacak. İbadet taatında özgürlük. Yemesinden, içmesinden, sağlığından, sıhhatinden olduğu gibi mesulsün. Kaldıramayacağı yükü yüklersen Allah sana hesap soracak. Hepsinin hukuku vardır. Hiçbir şey bilmiyor, azat edemezsin. Toplumda iş yapamayacak durumdaysa azadı yasaklıyor. Hayır diyor. Bu böyle azat edilirse onun bunun peşkeş çekilir diyor. Namusu da gider, ırzı da gider diyor. Yetiştireceksin, kendi ayakları üzerine duracak, öyle azat edeceksin. Nitekim Efendimizin köleleri bile komutan olmuştur. Yerine vali olmuştur. Başka yerlerde murahhas olmuştur, elçi olmuştur. Uzatmayalım sözü, bitireceğim. Allah rahmet etsin, diyor Hazreti Pir, Şeyh Feridüddin Attar, Musibetname adlı kitabında bu bahsi biraz anlatmıştır, diyor. Yani bu meşhur bir hadise. Başkaları da şahit olmuşlar Gazneli Mahmud'un. Gazi Padişah Gazneli Mahmud'u anarak çok güzel nükteli şeyler yazmıştır, diyor Feridüddin Attar. Yani Hazreti, hani Gazneli Mahmud'u okuyanınız var mı derken, biraz buradaki üsluba uygun olsun diye sordum bunu. Hazret de burada kendisinden önce Gazneli Mahmud'dan bahsedenleri anıyor. Yani okuyun diyor, öğrenin diyor. Ben de bir şey nakledeceğim şimdi diyor. Anlatabildim mi? Öyle başlıyor. O büyük sultana Hint Savaşı'nda elde edilen ganimetten bir köle düştü. Köle şöyle düşüyor arkadaşlar. Ama uzun sür. Anlatayım mı? Epey. Eski medeniyetlerde medeniyet diyorum. Mesela böyle güçlü kuvvetli köleyi gösteriş için alan, güzel endamlı cariyeyi falan kendisine köle eden, elinin altında bulunduran değil. Medeniyetlerde şuna bakılıyor. Ahlakı, bilgisi, vasıflı olan kişileri saraya alıyorlar. Nitekim o beğenmediğimiz Bizans bile bunu yapmıştır. Bizans hakikaten enteresan bir medeniyettir. Yani etkilenmemek yerde değil. Adamların her yerde bir şeyleri var yani. Yani Bizans öyle ufak, yani gavurdur deyip kestirip atıracağım bir şey değil. Adamlar bayağı bir iş yapmışlar. Mesela pedagogluk denilen şey malumunuz oradan geliyor. Eğitimli, kültürlü, esir aldıkları şeyden bakıyorlar tebadan. Eğitimli, bilgili, kültürlü insanları kendi efendim içlerindeki ailelerin, saltanatlarının yakınında, işte komutanların falan çoluk çocuğuna eğitim versin, onunla beraber okula gitsin, servis işini ona veriyorlar. Onun eğitim işini, sen bizim çocukla uğraşacaksın diyorlar. Senin işin bu. Adam belki 70 yaşında, 10 yaşında çocuğu veriyor. Her şeyinden sen mesulsun diyor. İşin bu diyor seni, köle diyor. İşte bu işi yapanlara pedagog deniyormuş. Pedagoji oradan geliyor derler. Yani okuduysanız pedagoji tarihin şeyini, tanımını. Böyle aklı başında falan şeyler olduğunda, nitekim Osmanlı'da da öyle. Çok zeki, çok bilgili olanları padişah yanına kadar sokarmış. Mesela bizim Sultan Mahmud'un öyle bir kölesi varmış, duyduğunu ezberliyormuş. Bir kere de. Bir kere duysun ezberliyormuş. Demişler ki efendim bir tane daha var böyle hafızası kuvvetli. İki kere duyunca ezberliyor. Onu da yanına almış. Demişler ki bir tane daha var, üç kere duyunca ezberliyor. Hikayeyi biliyor musunuz? Padişah'tan atıya falan almak için şair güzel bir şey hazırlamış, şiir. Yeni bir şiir yazdım efendim diyecek. Bahşayiş alacak, para falan alacak, ödül alacak. Kültür sanat ödülü. Geliyor padişaha, oyun edelim diyor bu zata. Üç kölesini yan yana arkasına diziyor Sultan Mahmud. Oku diyor şaire. Şair okuyor. Ya çok güzel de diyor, sanki bu meşhur bir şiir değil mi diyor falan. Ne münasebet efendim, ben yeni daha sabah diyor, sabah namazından sonra son noktayı koydum diyor. Mümkün değil. Hani biraz da ağırına gidiyor, intihal. Hani aşırdı mı? Ya bu çok meşhur, ben tam getiremem ama yani adamların bile okur bunu diyor falan. Mümkün değil diyor. Sen biliyor musun diyor. Bir kere de ezberleyen var ya. Adam tırırıt başlıyor şiiri okuyor. Mümkün değil efendim, tesadüf diyor. Hadi diyor, bu böyle yaptı. Ötekisine soralım diyor. Ötekisi de iki kere dinledi ya.
O da tırırı da okuyor. Olmaz abi. Sen de okudu. Bak bu da biliyor. Bak, sen de biliyor musun? Biliyorum diyor. Bir okuyor. Yırtıyor adı. Yırtma diyor sakın diyor. Da getir. Tamam, şaka yaptık sana diyor. O büyük sultana Hint Savaşı'nda elde edilen ganimetten bir köle düştü. Yani seçtiler. Böyle aklı başında, huyu güzel. Huy güzelliği daha önemlidir. Çünkü insan aklıyla terakki etmez. Söz dinleyerek terakki eder. İnsan söz dinlemeyeydi, isterse IQ'su 1500 olsun. Yakar yıkar. Terbiyeyi kabul eden adama insan denir. Nitekim bunu geçen sene ne demiştik? Adem söz dinleyen adama denir. Söz dinlemeyen adama, musibetlerle bir insan adam olmaz. Musibetlerle bir insan adam olmaz. Bu bak söyledik dinlemedi. Başına şu geldi nasıl yaptı? Elleme bardağı dedim. Eli yandı. Şimdi bak bir musibet bin nasihattan iyidir. Değildir. O bir musibet bir tane nasihatı dinlemesine sebep olur. Yine söz dinlediği için düzelir yani. O söz olmayaydı eli yanardı yine anlamazdı. Anlatamadım mı? Musibet söz dinlemeye teşvik ettiği için adam adam olur. Yine söz dinler yani. Sözü tutmaya başlar musibetten sonra. Söz dinlemeyenden adam olmaz. Akılla değildir. O yüzden huya bakılır. Sorumluluğunu biliyorsa çocuk, huyu güzelse o kurtarır. Çok akıllı söz dinlemiyor. Berbat olur. Öyle değil midir? Bak Trump işte görüyorsun. O köleyi kendine oğul edindi. Halife yaptı. Tahta bile oturttu. İkram ediyor. Seviyor. Güzel yüzü böyle tatlı. Halim senin. Tahtına oturtuyor. Düşünemiyor musun? Hint şey köle. Hatta al dedi şu orduyu da sen idare et. İnsaflısın. Onları kötü bir yere sevk etmezsin. Huyundan emin. Bu hikayeyi uzun uzadıya iyice öğrenmek istersen Feridüddin Attar'ın kitabından oku diyor. Orada daha geniş anlatıyor diyor. Hasılı, iyi dinleyin şimdi bak. Bitiriyorum dersi. Hasılı o çocuk o güzelim tahtın üstünde o yüce sultanın yanında yer almıştı. Fakat o Hintli köle bu lütfa mazhar olduğu halde devamlı ağlıyordu. Gözyaşları dökmekteydi. Sultan Mahmud dedi ki, sen niçin ağlıyorsun? Bak şu elde ettiğin devlete, ya köyünde seni kimse tanımıyordu. Hindistan o zaman da kalabalık. Bir de onlar birbirine çok benzer. Hani aslında mesela bizim divan edebiyatında falan da Merdu Hindi derler. Merdu Hindu, Hintli kişi, kararma, kara. Bir tuhaf bir karalık vardır onlarda, mat bir kara vardır. Hint mi bu yav derler, rengi kara. Zenci yoktur bizde mesela, Hindu derler. Bundan sonra. Bir de geçenlerde bir komedi şeyinde izledim. Yani diyor, hiçbir zaman diyor Hindistan'da bir kişi şöyle işaret edemezsiniz diyor. Yani şu, mesela şu benim babam derse şöyle gösterirsiniz diyor. Çünkü gösterdiğiniz yerde bir sürü adam vardır diyor. Yani tek gösterme imkanınız yoktur. Şurada yani, şu bölgede babam dersiniz diyorlar. Böyle işaret yoktur diyor Hindistan'da. Seni kimse bilmiyordu orada, sen burada tahta geldin, oturdun falan. Niye ağlıyorsun? Elde ettiğin devlet, ululuk niçin sana tatsız geliyor? Sen padişahlardan üstünsün ya diyor. Benim nice kumandanlarım var, böyle benim sarayımda bu kadar rahat değil. Dost olmuşsun bana. Aynı tahtta oturuyoruz. Bak bak. Aynı isimden almışız gibi. Aynı tahtta oturuyoruz. Niye ağlıyorsun sen? Sen bu tahtın üstünde oturuyorsun. Vezirle askerler tahtının önünde böyle hilal gibi duruyorlar. Hepsi elpençe divan. Tahakküm de ediyorsun ya. Neleri emrine verdim seni? Niye ağlıyorsun? Bak şimdi ne diyor çocuk. Benim böyle ağlamamın sebebi şu.
Ben eskiden kendi yurdumdayken, vatanımdayken beni her zaman annem Allah seni Sultan Arslan Mahmud'un eline düşürsün derdi diyor. Sen Mahmud'un eline düşesin inşallah. O kadar korktum ki senden diyor. Nedir bu Mahmud ya? Allah'ın bir cezası. Hadi diyor annem öyle diyordu. Babam da derdi ki diyor kadın ya başka şeye beddua etsene ya böyle kötü beddua edilir mi? Babam da diyor onunla beraber oluyordu. Abla da böyle aa diyor hepsi salak. Ya ya annesi böyle diyormuş Arslan Gazneli Mahmud'un eline düşesin sen. Babası da diyormuş ki ne yapıyorsun çocuğumuza böyle kötü sözler söylüyor. Başka bir şey taş düşsün de başına. Bunu söyleme yani. Ne ibrettir ya. Bu nasıl bir hikayedir ya. Çocuğuna başka bir beddua bulamıyorsun da böyle kötü, böyle kahredici bir dilekte niye bulunuyorsun? Hanım sen pek merhametsizsin ya. Taş yüreklisin. Bu sözlerinle sanki çocuğu yüzlerce kılıçla öldürdün sen diyor ya. Mahmud'a gidecek yani çocuk. Mahmud'a gidecek. Mahmud da Arapça'da övülmüş demek. Bir de böyle bir şey var. Tenakuzun tenakuzu yani. Adı da Mahmud. Hani Yezid dese anlarsın. Mahmud. Yani kelime manası olarak da güzel. Gerçi Yezid'i de Yezid de kötü kelime olarak kötü değildir. Bu Yezid vasfında olmak onu kötü yapmıştır. Yezid ziyadeden gelir. Ama onda ters tecelli etmiş o isim. Fazla ziyade olmuş, taşkınlık yapmış. Kur'an-ı Kerim'deki dağa kelimesi var. Azdı. Azgınlığından dolayı Yezid denilmiştir. Çoştu, kudurdu manası. Tamam. Şeytan da odur aslında. Şatana da odur. Haddini aşan demektir. Şeytan kelimesi de oradan geçer. Günah et. Edebilirsin, olabilir. Sen bana yaptırdın istersen haddini aştın şimdi. Anlatabiliyor muyum? Yoksa bir insan günahla haddi aşmaz. Günahı affedecek olan zata karşı terbiyesizlik yaptığında haddi aşar. Evet. Ben ise annemle babamın bu sözlerine şaşırır kalırdım. Gönlüme öyle bir vehim, iyi dinliyor musunuz? Öyle bir vehim, öyle bir korku düşerdi ki, acaba Sultan Mahmud nasıl cehennem huylu, yakıcı, kırıcı bir adam ki, ölümle belalarla beraber ismi anılıyor. Hep buna örnek olarak o gösteriliyor. Daima senin korkunla titrerdim. Kereminden, insanlığından, büyüklüğünden gafildim, haberim yoktu. Ey dünya padişahı, annem nerede? Annesi gitmiş şimdi, annesi nerede acaba? Annesini de kaybetmiş. Anlattıklarımı birleştiriyor musunuz başında? Annem nerede? Gelsin de şimdi beni taht üstünde görsün. Neyle korkutuyordu beni? Burada nefis anne, ruh da baba. İnsanın kemale ermemiş, nasipdar olmayan, aşka ulaşmamış, buluşmamış ruhu ve nefsi her zaman o bilmediği şeyden kendi vehmiyle korkar. Muhabbet geldi mi o anne babadan eser bulamaz. Ayrı bir vücut verir sana Allah. Onun anası da babası da değişiktir. Ve vecedeke ailen fe agna. Anne baba sana ne gerek ki? Para pul sana ne gerek ki? Seni her şeyden müstani kılan Allah'ın var diyor Resulullah'a. Ne ki? Hiç kimsen yoktu da fe agna. Bana fakr-ı zaruretle köle olmak da seni her şeyden müstani kılmadın mı ya Muhammed demektir o sallallahu aleyhi ve sellem. Yoksa Hatice'nin malıyla zengin oldun değil. Hatice'nin malıyla zengin oldun denir mi ona? Niye anlatıyorsun? Benim paramla şunu yaptın demeye bile utanırken ben Allah'ın daha zarif, daha nazik, daha kibar Allah'ın ahlakını düşündüğünde Allah böyle başına kakar mı en sevdiği zatı? Hiçbir şeyin yoktu biz seni zenginleştirdik. Ne oldu? Ne korkuyorsun ya? Öyle mi de? Böyle mi konuşur? Resulullah'la böyle mi konuşur Hazreti Allah? Sen konuşmazsın böyle çocuğunla be. Ey Habibim hiç kimsen yok nazarıyla sana bakılıyordu da hepsini benim için terk ettin de
Beni seninle zengin etmedin mi? Zatımla seni zengin ettim de her şey müstahni oldu. O kadar zengindi ki karnına taş bağladığında bile alemler onun yüzü suyu hürmetine dönen bir zattı. O fakr-ı zaruret, fakirlik çekmiyordu. Allah'ı olan adama fakir denmez. Allahsız bir adama da zengin denmez. Ey anlayışsız kişi, senin yoksulluğun, yokluğun, senin mahmudundur. Sen bir şeylerden mahrum kalıyorsun. Nefsine muhalefet ediyorsun. Belki zevk-i safa içinde yaşamıyorsun. Ama sen bu yokluktan niye korkuyorsun? Korkmasana. Sultan Mahmud'un eline köle olmaktan korkan adam gibi oluyorsun. Bunu yaparsam şöyle, ama şu gider mi? Çok fazla derine inersem çocuğum kalır. Bana deli mi derler, zındık mı derler, şey mi derler, gerici mi derler? Namaz kılarsam şunu mu? Sen niye bunları takıyorsun kafana? Hakikaten Allah'ı tercih edip de kim mahrum kalmış? Nefsini öyle anlatmıyor. Bir görürsün Allah seni o zaman nasıl bela korkutuyor seni. Vehim. Saltanatı gidecek çünkü. Ne kadar olsa, çok da sevse, anne baba çocuğu hakkında tahkim etmek ister. En iyi anne bile olsa. Benle alakası olsun der. Ay gitsin Amerika'larda gitsin, yüksek lisanslar. Bir şekilde benle de irtibatı olsun. Tamam gideceğim ama seni anne olarak tanımıyorum dediğin hiçbir anne buna razı olmaz mesela. Sevgisinden de olabilir bu, ister ama bir alaka vardır yani. O yüzden en iyi nefis bile seni ille ister. En iyi ruh olsa bile ruhu Resulullah'a ve Allah'ın sana üfürdüğü ruhundan ruh üfürdüğü ruha göre hala çömezdir. Hala mızmızcılık yapar, vehim yapar. Cismani duyguların seni daima Mahmud'la korkutmaktadır. Yapma. Çok fazla derine inme. Falan filan. Dur bakalım daha erken. 75 yaşına gel, öğle namaza başlarsın. 65 yaşına gidince hacca git, döndüğünde olamazsan çarpılır. Bir sürü kafanı şişirir. Bizim ana haber bültenleri gibi. Lüzumsuz ne kadar mesele varsa sana getirir. Mucize eseri hendeye düşen kamyondan çocuklar sağ kurtuldu. Bakıyorsun Çin. Ulan adamların umurunda değil, 1 milyar zaten adamlar. Bana niye gösteriyorsun bunu? Ana haber bülteniymiş. Benim ana meselem değil. Anamın da hiç alakası yok. Anam da Çinli değil. Tanımıyorum çocuğu. MOBS kameralarında falan ne oldu? Haberdar oldun dünyada. Bu mu? Bu mudur? Şöyle sen bir muhasebe-i nefis yap. Bir günlük amel defterine bak. Bak gör ana haber bülteni nasıl oluyor. Şöyle bir bak. Makyajsız falan spikerden dinle. Böyle yaptı. Falan yapar. Kim dinliyor ana haber bültenini? Hikaye. Aç aç diyor, dünyadan haberimiz olsun. Vay kaşıkçı bulam. Bak, bak bak giriyor içeri bak çıktı. Ben haberdar olma demiyorum. Duy. Ya baba araba. Namı Belgrad'a atmışlar. Trump da oradan. Selman'ın şeyi varisi. Sanki adam ortak Suudi Arabistan'da. Bunların hepsi lüzumsuz enformasyon. O sırada hurucu sefer, duhulu sefer. Giriyor çıkıyor, haberin yok senin. Sen ama ana haber bülteni seyrediyorsun. Azerbaycan'da bilmem ne yapıyor. Bu arada seyrettiğimi de görüyorsunuz benim haberim. Açılışı yapmış. Dolar düşecek miymiş? Senin evlatların çalışmıyor ki. Yükselse ne olacak, alçalsa ne olacak? Bir kuruş olsa dolar ne olacak? İş beğenmiyor ki senin çocuğun. Vallahi hala o eniştemle teyzemin her ay sonu yaptıkları hesap kağıdını şu masaya koyarlardı. Fişleri, faturaları. Bu ayı denkleştirebiliyor muyuz? İkisi de ilkokul öğretmeni. Evlerini de yaptılar, çocuklarını da büyüttüler, helalinden de kazandılar. Hala aynı güzel insanlar. O çocukların çilesini çekemezsin. Talebeleri yetiştirdi. Kimisi profesör oldu, kimisi müsteşar oldu, kimisi alim oldu, kimisi şu oldu.
bir ömür harc ettiler. İşlerini yaptılar. Ne değişecek? Ya şimdi şu an haber duysunuz. Dolar 100 liraydı. Aynı denk geldik. Hayda çık Mesnevi dersin. Hurra. Dolar düşmüş falan. Ne yapacak? Ne işine yarayacak? Haftaya gireceğin imtihan önünde bekliyor. Çocuğunun yemeği bekliyor. Öğle namazın bekliyor. Hepsi vazifen var senin. En önce bunu bir yapsan ne olur? Çok mu aykırı konuşuyorum? Ana haber bültenleri ve televizyondaki birçok haberler, ekonomi, bilmem ne, tırışka, esas meselenden seni uzaklaştırıyor. Hakikaten öyle. Bu. Ama biz vakit öldürmeye çalışıyoruz. Vakit bizi zaten öldürüyor. Bizi ne yaşlandırıyor? Zaman. Biz zamanı öldürme, zaman seni öldürmekle meşgul. Allah'la olursan zaman diyor ki sana ben bir şey yapamam. Ben Allahsız adamları yiyorum diyor. Sen benim menümde yoksun. Çok güzel oldu, şehit oldu, toprağa bile yedirtmiyor. Ben seni yiyemem diyor, haram. Dedim ya, yerde şahitlik yapıyor gök. Yiyemem, sen nasıl yiyeyim diyor seni ben. Hatta diyor ki yesin yesin Allah'ım. Ben bu bedeni de istemiyorum diyen veliler var. Yesin ya Rabbi, bir şey kalmasın, hepsini al. Nasıl olsa sen geri vereceksin bana daha fazlasını. Avans da istemiyorum diye hepsini al. Tamamını bir alayım ben ahirette. Diyenlerinkini yiyor. Ötekisi kılını bile yemiyor. İşte al Ebu'l-Hasan-ı Harakani Hazretleri'nin, biz gördük. Başka zatların kabirlerine indiğimizde de gördük. Neler yapıyorlar, neler. Sıkıldınız mı? Evet, sıkıldınız. Sıkıldınız. Hocaya itaatsizlik yapmayın. Hoca sıkıldınız diyorsa sıkıldınız. Bu Yüce Mahmud'un merhametini bilseydin işin sonu hayır olur derdin. Gidelim ya, hayır olur inşallah. Bilmediğinden korkuyorsun diyor. Senin takva dediğin şey bilmediğin Allah'tan korkmak. Halbuki Allah takvayı kendisini bilenlerin yaptığı sıfat olarak anlatıyor. Sen bilmediğin Allah'tan korkuyorsun. Çarpar ama... Bilen adamın takvası olur. Bilmeyen adamın takvası olur mu? Ey korkak gönüllü! Yokluk senin maddi olarak cismani zevklerini kaybetmekten o korkuşların var ya, senin Mahmud'undur, seni ona yaklaştırır. Seni Mahmud'la korkutan, seni doğru yoldan çıkaran anneni pek dinleme. Pek dinleme diyor. Bak pek dinleme. Hiç dinleme demiyor dikkat edersen. Çünkü insana nefis lazım. Kendi dairesinde meşgul olsun. Ama aklının ermediği bir şeyi ne yapacak? Güncel hayatta da öyle değil midir? İşte ben nörolojiyle pedagoji şey arasında, dahiliye arasında gidip geliyorum falan. Annen bir şey bilmiyor falan. Onun da karikatürünü yapmışlar. Anne matematik sınavım var, dua et diyor. Çok dua ediyorum yavrum diyor. Çocuk da sesli okuyor ve dilini çıkartmış. İki araba 120 kilometre hızla birbirlerine yaklaşmakta. Adım böyle diyor, aman yarabbi çarpışmasınlar. Bu da bir problem çözme şekli yani. O hala şeyi düşünüyor, kaza olmasın diye düşünüyor. O kadar işte, dua etsin. Çarpışma derseniz problemi nasıl çözeceksin? Çarpışacak ki. Sen fakirliğe av ol. İnsanların itibar ettiği şeylerle zengin görünmeye çalışma. Allah'ın itibar ettiği şey fakru zaruret görünse de o tarafı tercih et. Kendini ona kaptırırsan o Hintli çocuk gibi kıyamet günü sevinç gözyaşları dökersin. Alır seni tahtına oturtur. Sen benim için vazgeçtin de ben buna kıymet vermez olur muyum? Sen benim için çabaladın, fedakarlık. Altında kalır mıyım ben bunu? Herhangi birisi bir şey hediye etse, ben de çağırayım. Bir yemek verse ben de bir yemek ısmarlayayım diyorsun. Adab-ı muaşeret. Allah'ın adabı nasıl? Altında kalır mıyım diyor. Sen benim için bir şeyden vazgeçeceksin, ben onu görmezden geleceğim. Ben bunu yakıştırmam kendime diyor. Fazla fazla verir. Şu
Şu maddi vücudumuz, tenimiz bizi besleyip yetiştirmede anamız gibidir. Fakat bu ana bize yüzlerce düşmandan daha çok düşmandır. Besler bizi ama ten hastalanınca seni ilaç aramaya zorlar. Kuvvetlenince de seni şeytanlaştırır. Hakikaten böyle elden ayaktan düşen herkes böyle evliya olur. Bunu defaatle anlattı. Mecal yok, o da mı gel? Bir palazlansın, hop başlar yine. Sıkıntı ve kederle dolu olan bu teni bir zırh bil, zırh. Ne kışın bir işe yarar ne de yazın. Bir şeylerden korur seni ama yazın zırha dolaş ne kadar? Sıcaktan seni korur mu? Yok. Soğuktan seni dondurur adamı. Fena huylu birisiyle arkadaş olmak bizi sabretmeye alıştırdığı için iyidir. Çünkü sabır insanın içini açar, gönlünü ferahlandırır. Ha. Şimdi burada güzel bir şey anlat. Ya o zaman şu nefisten kurtulsak. Yok diyor, Allah beraber istiyor. Niçin? Devamlı sana muhalefet ettiğini, seni başka yola çekmek istediğini bildiğin birisi var. Biliyorsun ki bu hep beni başka yere çekecek. Bu ters bu. Bu bir avantaj değil midir? Bu iki gösterirse hep üçtür. Dört gösterirse bir huyunu öğrendi. Beş diyor. Ha, altı demek. Yat diyor. Ha, kalkmam lazım demek. Allah'ı bilemiyorsan da nefsini bilirsen yine işin kolaylaşır. Onun yaptığını, dediğini yapma. Tersini tut. Nitekim oradaki o hadiste geçen kadın ve erkek meselesinde er olan kadınınla istişare ettiğinde tersini yapsın sözü kadınlara verilen ehemmiyetsizlikle alakalı değildir. Allah erleri nefislerini dinlemesinler demektir. Çünkü Allah rical diye Allah'ın zikrinden hiçbir zaman men olmayan insanları Kur'an'da er diye anlatır, rical. Seni Allah'tan uzaklaştıran şeyin adı nefistir. Ne olursa olsun nefsanidir o. Mesela rahmani mi şeytani mi? Nereden anlarsın? Allah'a yaklaştıran şeylerin hepsi rahmani, ruhani. Uzaklaştıran şeylerin hepsi nefsani ve şeytanidir. Nefsin mi istiyor acaba? Bak bakalım. Neye yaklaştırıyor seni? Yaklaştırdığı şeyden anlarsın. Yani bu komplo teorileri üretenler de öyle işi çözüyorlar ya. Rahmetli Mahir Kaynak komploları öyle çözerdi. Mesela bir suikast oldu. Bir şey oldu. İşte birisi öldürüldü mesela Kaşıkçı. Ben derdi kimin yaptığına bakma. Bundan sonra kime bu işi yarıyor ona bakarım. Kime yarıyorsa o yaptırdı derdi. Kime yaradı şimdi? Amerika. Amerika yaptırdı bunu derdi. Mesela Mahir Kaynak rahmetli öyle bulurdu işi. Kime yaradı bu? Oradan bir sürü. Hepsini benden daha iyi biliyorsunuz. He, demek ki akıl babası elinde patlattı. Çünkü menfaat olarak bunu yapan adama hiçbir menfaat düşmüyor. Kim faydalanıyor bundan? Falanca. O yaptı diyor. Bu iş böyle çözülür derdi rahmetli. Güzel bir adamdı. Mahir Bey'i ben şey yapardım yani. Ana haber bültenlerinde seyreder. Oradan anla diyor. Bir de devamlı bak sana şey yapan bir adam var. Şöyle de düşünebilirsin. Mesela normalde kılık kıyafetine dikkat etmiyorsun. Bir şey yapmıyorsun. Birisi seni devamlı kılık kıyafetine takan bir insan. Ya şunu da şimdi bak takacak üstüme. Saçıma takacak. Üstüne bakarsın. Askerde de mesela komutan şimdi tıraşsız halimi görecek. Tıraş olursun. Seni devamlı böyle taciz eden birisi seni başka türlü bir davranışa doğru da götürür. O yüzden Allah nefsimizin cahilliğini görüp de o cahille beraber olmayıp ona kaçalım diye bize nefsi verdi diyor. Bak ya buna köle olacaksın ya bana. İster misin bu anlayışsıza böyle gitmek? O yüzden diyor nefis sana lazım. Ayın karanlık geceden kaçmaması, sabretmesi onu nurlandırır diyerek meşhur bir hüsnü talil dediğimiz edebiyatta bir sanat yapıyor. Ay neden diyor karanlıkken iyice aydınlanır? Hep o karı zulmete sabrede aydınlanır. Aydınlanır tamamen mahı taban olur dolunay. Sabrede nasıl oldu diyor. Devri daim dönsün bakalım. Ben nurumu kaybetmeyeyim. O zulmetten de kaçayım. Sabrede olur sana bembeyaz diyor.
Mümin de diyor nefsinden kaça 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 sabrede sabrede yok etmeyecek diyor. İmha etmeyecek lazım. Malzeme bu çünkü. Onun üzerinde aydınlık olacak. Onun üzerinde. O parlar sonra diyor. Ne kadar güzel tarifler. Saat kaç oldu? He? Tamam 5 dakika sonra bitirmemiz lazım. Tiyatrocular gelecek. Sütün ana karnında, kan içinde, pislik içinde beklemesi, belli bir vakti sabretmesiyle o kadar cifenin, kanın, irinin arasından bembeyaz süt gelir diyor. Bu kadar pisliğin arasından o tertemiz sütü akıtan Allah, sen onu tercih ettiğinde bir gaye için, nasıl çocuk doğar doğmaz sütü geliyor annenin, o muhabbet doğduğunda, o pisliğin cifenin içerisinde de tertemiz sana Allah'ın bir ilmi yakınlığı, seni besleyen bir gıda gelir diyor. Daha ne desin? Bu kadar mı güzel anlatılır yani? Hem de bak anneyle anne sütü hepsini ayrı bir kıvamda anlatmış oldu. Muhteşem. Tüm peygamberlerin kendilerine inanmayanların ezalarına, cefalarına katlanmaları, sabretmeleri, onları Hakk'ın has kulları yapmış, zaferler kazanmış, manevi sultanlar haline getirmiştir. Safer ayında da sen safer ayını musibet ayı olarak görme. Bu aydaki kendi sabredişinle beraber zaferle çıkabileceğin bir eşik olarak gör. Ömrünü de öyle gör. Dünya hayatını da öyle gör. Recep, Şaban, Ramazan da gelse bu dünyada yaşadığın müddetçe gam ve keder yağmurları sağanak sağanak yağacak. Allah'la berabersen, Allah'ı tercih edersen, bu zaman ve yeryüzü seni yemeyecek. Seni yukarılara, ulvi alemlere yükseltecek. Yer çekimi olsa da sen yer çekimi için yaratılmadın. Sen Allah'ın cezbesine çekilmen lazım. İşin hayvanda kalan kısmını hayvanda bırak, hakta kalan kısmını da hakka teslim et, kurban et. Sözleriyle, Allah'a yakınlaştırmayan korkunun, Allah'a yakınlaştırmayan adı takva bile olsa davranış şekillerinin insana bir fayda vermeyeceğini, Allah'a yakınlık ve muhabbeti tazeleyen her şeyin insan için bir fırsat olduğunu böylece bize beyan etmiş oluyor. Sübhaneke Allahümme ve bihamdike eşhedü en la ilahe illa ente estağfurke ve etubu ileyk. Allahümme salli ve sellim ve barik ala eşrefi ve esadi ve ekmeni nuri cemil enbiyayı vel mürselin. Allahümme ya muhabbilel havli vel ahval, habil halena ila ahsinil hal. Allahümme barik lena biduhuli safer, vahtim lena bil hayri vel zafer. Bi hürmeti seyyidil mürselin. Dualarımız kabul olsun inşallah. Sübhane rabbike rabbil izzeti amma yasifune ve selamun alel mürselin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha.